Kızım okuyor da. Ben diyeceğimi dedim Sadullah. Ya kızın yeğenimle evlenecek ya da... Ya da ne? Öldürür müsün? Kızımı çocuk yaşta gelin edeceğime ölürüm daha iyi. Öldür lan! Baba bir sakin ol. Abi ne olur yalvarıyorum bak. Lütfen bizi rahat bırak. Babam zaten yıllarca hapishanede yattı. Cezasını çekti. Git buradan ya. Bize bir can borcun var Sadullah. Onu almadan gitmeyeceğim buradan. Delirdin mi? Songül, git buradan kızım. Baba gitmem. Daha sana yeni kavuştum. Senden ayrılamam lütfen. Abi sana yalvarıyorum ne olursun. Bak tekrar beni kimsesiz bırakma. Beni babamdan ayırma lütfen. Başka çaresi yok kızım. Cezasını kızıma çektireceğime. Sana bir can borcum mu var? Allah! Baba! Resmen seni dolandırmaya çalışmışlar. Ya tamam bu Kemal pisliğini anlıyorum ama Mesut teyze nasıl yapar böyle bir şey ya? Bizim ne biçim annelerimiz var? Ya bırak şimdi anneyim anne. Eylül'cüm sen gerçekten 10.000 lirayı saat kulesinden aşağı attın mı? Ya Eylül sen manyak mısın? Kafayı mı yedin ya? Ya 20 liralık ne bileyim 50 liralık atar yapabiliriz biz. Ya 10.000 liralık atar yapmak bizim neyimize? Meral ne diyorsun ya? Şimdi konu bu mu? Bu evet. 10.000 lirayla biz neler yapardık ya? Ya ben o sıra düşünemedim. Sadece annemin canını yakmak istemiştim. Annenin canını mı yakmak istedin? Ya o zaman kolu cimcik deseydin. Ya seni sevmiyorum falan deseydin. Ya 10.000 lirayı savurmak da nedir ya Allah Allah? Baba, baba bak lütfen ölme ne olursun. Daha yaşayacak çok güzel günlerimiz var. Baba lütfen beni bir daha sensiz bırakma lütfen. Baba, baba lütfen beni bırakma lütfen. Bekle canım daha fazla gelemem. Ablacığım ne olur bırak gireyim. Bak o babam benim yalnız bırakamam onu. Anlıyorum canım ama içeri gelemezsin yoksa doktorlar işini yapamaz. Niye babama böyle bir şey yapmak zorunda bıraktın? Ben daha onu yeni bulmuştum. Ne istedin bizden ya? Ya babanın öldürdüğü adamın çocukları? Babalarını bir daha bulamayacaklar. Bir de onları düşün. Baba. Baba lütfen ölme.
Kanka ne haber? İyi kanka. Feride yok mu? Feride markete gitti. Ha. Sonra veririm o zaman. Neyi sonra verirsin anlamadım. Bunu. O ne ya? Horoz şekeri. Feride çocukken çok severmiş. Artık bunlardan pek bulunmuyor. Bunları bulabilmek için bütün İstanbul'u dolaştım. Ciddi misin? Ya çok tatlısın. İçeri gelsene. Feride gelir zaten birazdan. Olur. Geçmiş olsun. Hasta yakınları siz misiniz? Ben kızıyım abi. Adın ne senin? Songül. Songül Celen. Babamınki de Sadullah Celen. Bıçakla yaralanmış baban. Nasıl oldu bu? Bu adam yüzünden oldu. Bunlar babama kan davası gidiyorlar. Doğru mu bu? Yok memur bey. Vallahi bunun babası kendi kendine bıçakladı. Şaşırdım kaldım. Neye şaşırıyorsun be? Senin yüzünden oldu. Beni korumak isterken bıçakladı babam kendini. Bir dakika bir dakika. Baban kendi mi yaptı bunu? Evet ama bu adamın suçu. Onun yüzünden oldu. Eğer kızını yeğenimle evlendirmezsen seni öldürürüm dedi. Babam da beni korumak için mecbur kaldı. Bunun babası Sadullah. Benim kardeşimi öldürdü. Tamam ama babam cezasını çekti. Daha yeni çıktı hapisten. İyi ya kızım işte. Ben de iki aile arasındaki husumeti ortadan kaldırmak için konuşmaya geldim memur bey. İnanın başka hiçbir amacım yoktu. Ya sen ne yalan konuşuyorsun ya? Bakın lütfen babamı bu adamdan koruyun abi. Polis falan ne gerekiyorsa ayarlayın. Babamı yalnız bırakmayın. Hastane güvenliği var. Burada babana kimse bir şey yapamaz. İyi de ya sonra? Biz kan davası falan gitmiyoruz memur bey. Öyle herkesin yanına polis veremeyiz. Bir tehlike olursa polisi ararsın. Bıçağı da bu adam saplamamış. Kendin söyledin. Ya babam mecbur kaldı diyorum. Niye inanmıyorsun abi? Sizin de ifadenizi alacağım. Sonra gidebilirsiniz. Adınız? Hikmet. Hikmet adı güzel.